Girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde kadın girişimcilerle buluştu. Etkinlik DRT ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Buluşmada açılış konuşmasını yapan KGIDER Başkanı Emine Erdem, KGIDER'in çalışmalarından bahsetti. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KGIDER, 20 yıldır ülkemizde kadın girişimciliğini geliştirme misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. 2002 yılında kurulduğumuzda kadın girişimciliği ülkemizde %4'lerdeyken bugün azımsanamayacak bir rakamla %13'lerde. Tabii bu yeterli mi? Bizim için asla yeterli değil ama burada KGIDER'in payının büyük bir olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. GESİFET Başkanı Oktay Mersin, kadın derneklerinin her zaman yanındayız dedi. Aydın Girişimci Kadınlar Derneği'nin ekonomi hayata katılımla alakalı duyarlı birçok projeler üretiyor. Bu projelerde biz kadın dernekler, bilhassa kadın derneklerimiz, özellikle onu söylemek istiyorum, devamlı yanındayız. Avrupa Birliği... Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Türkiye kadınlarının ekonomiye katkısını değerlendirdi. Türkiye %28'lik kadın istihdam oranı ile OECD'nin geri kalan ülkelerinden biri konumunda. Halbuki gerek gelişmişlik gerekse yoksulluğun giderilmesi konusunda kadın istihdamının erkek istihdamına göre pozitif bir etki yarattığı rakamlarla sabit. Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, Denizli her zaman gelişen ve değişen güzel bir kent dedi. Denizli 80'li yılların başında ihracata kapılarını açan, dünyaya kapılarını açan, bugün de Türkiye'nin A takımında olan, ilk 10 ekonominin ilk 10 ihracat kentinden bir tanesi. Bu bizim yüz akımız. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kadınlar temsil gücü olan makamlara getirilmeli dedi. Fakat kadınları temsil gücü olan makamlara getirmediğimiz müddetçe, kadınları karar verme mekanizmasının başına getirmediğimiz müddetçe, erkeklerin kadın hakkını savunmaya mecbur kalıyoruz. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, girişimci kadınların toplumda önemine değindi. Göreve geldiğimiz tarihte ilçemizin sıkıntıları ve sorunları vardı. Özellikle kreşler konusu bizim için çok önemliydi. İstihdam konusu bizim için çok önemliydi. Kadın istihdamı zaten birinci önceliğimizdi. Merkez Efendi Belediye'mizde göreve geldiğimiz tarihten itibaren kadın istihdam sayımızı arttırdık. Ama şu... Etkinliğin ikinci kısmında ise Meryem Salman moderatörlüğünde Söz Kadın Girişimcilerle adlı konferans gerçekleştirildi. Verdim. Dedim ki aslında bunca okulu bu derecelerle bitirmişken, bunca hayalim varken neden kendi işimi yapmıyorum? Ama aslında...